Büyük milletimiz iyi geceler. Evet, Çıkış Yolu programında 2 hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le Çıkış Yolu programına 2 hafta ara vermek durumundaydık. Çünkü Doğu Perinçek biliyorsunuz hem Kıbrıs Talat Paşa harekatına katılmıştı hem de başka görevlerini Antalya, Ege, Erzincan, Kemaliye, bolca köylülerle birlikte oldu. Evet. Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, söylediğimiz gibi liderle Çıkış Yolu programında Doğu Perinçek'le birlikteyiz yine bu hafta. Fakat bu hafta tabii 10 Kasım'a denk geldi programımız ve programı farklı şekilde başlattık. Haftanın türküsünü başında yayınladık, programımızın başında yayınladık ve Aşık Veysel'le başladık. Aşık Veysel'in atamıza alt türküsüyle başladık değerli izleyiciler. Evet Sayın Perinçek, bugün 10 Kasım. Nasıl bir liderdi Atatürk sizce? Yani şimdi orada fotoğraflar gördük. Çeşitli fotoğrafları vardı Aşık Veysel'le birlikteyken, daha doğrusu türküyü dinlerken emekçilerle çok yakından ilgilenen bir portre çiziyordu. Nasıl bir liderdi Atatürk? Büyük devrimci. Çağını okuyan, daha 1905 Ekim ayında Şam'da Türkiye'nin önünü görüyor. Diyor ki bu Osmanlı Devleti mümkün değil yaşaması. Buradan bir Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir milli devlet çıkacak, bir cumhuriyet çıkacak. Ve kendini o projeye, milli devlet, cumhuriyet devrimi projesine, tasarımına adıyor. Ve yetim, yoksul insanların dünyasından geliyor. Bu çok çok önemli. Onun için yoksul insanları anlıyor. Bakın Atatürk'ün fotoğrafları arasında ben rica edeceğim, bir sergi yapacağız. Atatürk'ü işçilerle, köylülerle, halklarla, onlara bakışım çok başka. Böyle sanki yüreklerine böyle bakıyor, eriyor ve giriyor. Atatürk büyük bir devrimci. Onun devrimciliğini bıraktığınız zaman hiçbir şey kalmıyor. İşte efendim Atatürk'ün büyük devlet, bir sürü büyük devlet adamı var. Bir sürü büyük devlet adamı var ama devrimci, 20. yüzyıl devrimcisi kaç tane? Lenin var, Atatürk var, Mao var. İşte bu kadar. Yani 20. yüzyıla damgasını vurmuş diyelim 3 büyük devrimciden biri. Ezilen dünyanın, ezilen dünyanın işte büyük devrimcisi. Mao ile birlikte Atatürk. Bir, Mao diyor ki Çin'in kemali nerede? Büyük bir devrimci. Bizim bugün Atatürk'e burada ihtiyacımız var devrimcilikte. Atatürk'ün devrimciliğini çıkarttığınız zaman hiçbir şey kalmıyor. Çünkü bir devrimle Osmanlı Devleti'ni yıkmış, onun yerine bir milli devlet, bir cumhuriyet kurmuş. Bakın şimdi emperyalistler gene ona kastediyor. Diyor ki sizin milli devletinizi yok edeceğim, cumhuriyetinizi yıkacağım, Kemalist devrimi ortadan kaldıracağım. Savaş hala o mevzilerde cereyan ediyor. Demek ki Atatürk bize öyle bir mevzi gerçekleştirmiş, kurmuş, sağlamış ki düşman o mevzilere saldırıyor ve o mevziler yıkılıyor. Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller hep o Atatürk'ü yıkmak. Fethullah hocalar tabii en başta. Fethullah hoca, Tayyip Erdoğan'ın da Abdullah Gül'ün de piri. Hep o mevziler. Amerikan emperyalizmiyle birlikte. Nutuk'u okuyalım. Herkes diyor ki Nutuk'u okuyalım. Ben Nutuk'u size özetleyeyim mi? Buyurun. Şu fotoğraf değil mi Sayın Perinçek? Sizin biraz önce bahsettiğiniz fotoğraf. Bu. Ama bir tane bu değil. Bakın bu da daha böyle bir köylü çocuğuyla bir fotoğrafı var. O da öyle. Ondan sonra devecilerle fotoğrafı var, köylülerle fotoğrafları var. Onun sergisini yapacağız. Hepsinde yani bu yoksullara, emekçilere, halka muazzam bir güven. Halkçı. Halkçı. Şimdi Nutuk'un 10 sayfasını okuyalım. Ne var orada? Müslümanın halifesine ve İstanbul'daki padişahın hükümetine karşı Türk milletini ve Türk ordusunu isyan ettirmek lazım geliyordu. İşte Türk devriminin özeti. İsyan ettirmek lazım geliyordu. Atatürk isyanların içinden gelen bir insan. Ali Fuat Paşa, sınıf arkadaşım Atatürk'te harp okulu sıralarında diyor sabahlara kadar uyumazdık. Ranzalarda
İhtilali konuşurduk. Nasıl bu padişahlığı devireceğiz? Nasıl Abdülhamit'i devireceğiz? Ve orada Atatürk hepimizin önündeydi. Yani Atatürk'ün ihtilalciliği daha harp okulu sıralarından geliyor. Hatta Manastır İdadisi'nde Ömer Naci ona ilk defa Mahmut Kemal'in şiirlerini veriyor. Dikkat edersiniz, Kemal, Mustafa Kemal'in Kemal'i Namık Kemal'deki Kemal'dir. Hürriyet, vatan. Atatürk onunla büyüyor. Hürriyet ve vatanla. Onunla yetişiyor. Bir ihtilalci olarak. Ve 1905 yılında Şam'da 2 Mayın'da bunu birçok kaynakta 6 diye 1906 diye yazar, yanlıştır. Faik Reşit Unat'ın Belleten'de çıkan yazısında ispatlanmıştı. 1905 Ekim'inde Şam'da üç arkadaş silahı çıkarıyorlar, ellerini üzerlerine koyuyorlar ve Kur'an-ı Kerim yemin ediyorlar. Neyin üzerine? Bir milli devletin kurulması. İlk proje orada başlıyor. 1907'de Selanik'e geçiyor, 8'de hep o proje. Hani dikkat ederseniz işte meşrutiyetlerle 1908, ondan evvel 1876 meşrutiyetlerle bir cumhuriyetin ön hazırlığı var. 1876 cumhuriyetini yapanları da padişaha, padişahım bu Mithat Paşalar cumhuriyet yapmak istiyorlar diye ihbar ediyorlar. Oradan olay başlıyor. Atatürk o cumhuriyet milli devlet projesini benimsiyor ve en sonunda 1918 yılında bütün çözümler iflas edince tarih Atatürk'ü çağırıyor. Gel kılıcını at ve çözümü gerçekleştir. İşte 1918'den sonra birdenbire Atatürk tarih sahnesine çıkıyor. Çünkü meşrutiyetli, yani padişahla uzlaşan çözümler Türkiye'yi kurtaramıyor. Devrimcilik orada başlıyor. Öbürleri de devrimciydi. Yani Atatürk'ten önce İttihatçılar, Namık Kemaller, onlar da devrimciydi ama eksik devrimciler. Atatürk burada sonuna kadar devrimci olarak tarih sahnesine çıkıyor. Ne bir farkı Atatürk'ün İttihatçılarla arasındaki fark? Yani devrimciliği o da İttihatçıydı ama İttihatçılar da hala Osmanlı Devleti içerisinde Osmanlı'yı birleştirerek efendim Osmanlı içindeki çeşitli kavimleri vesaire koruyarak sonuca ulaşmak fikri vardı. Onun için çırpındılar. Süveyşlerde öldüler. Sarıkamışlarda öldüler. Kafkaslara huruc ettiler. Balkanlarda öldüler. Ama o proje çağa uygun değildi. Herkes kendi milli devletini kuruyordu. Milli devletler çağına artık girilmişti. Cumhuriyet çağına girilmişti. Demokratik devrimler çağıydı. O çağda İttihatçılar biraz demokratik devrimci ve milli devletçi ama biraz da hala Osmanlı'yı koruyacağız, kurtaracağız fikri. Bu ikisinin arasında bir çözüm yolu üretmeye çalıştılar. Yani uzlaştırmaya çalıştılar. Osmanlıcılıkla milliyetçiliği ve devrimciliği birleştirmeye, uzlaştırmaya çalıştırdılar. O mümkün değildi. Onlar da bizim büyük devrimcilerimiz. Onlara da buradan saygılarımızı belirtiyoruz. Çünkü Atatürk'ü yaratan süreç o süreçtir. Hepsinin bir evveli vardır. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Atatürk'ün de bir kökü var. O devrimci sürecin ürettiği insandır Atatürk. Bakın şimdi biraz evvel ben Başık Veysel'i dinlerken buradan neyi yakalayayım diye düşündüm. Arslan yatağı boş kalmaz dedi. Ben hem Ahmet Adnan Saygun'un oratoryosunu, Atatürk oratoryosunu dinleyelim hem de büyük Aşık Veysel'i, yani bir halk ozanını dinleyelim diye düşünmüştüm. Atatürk'ün oratoryosunu maalesef bulamamışız. Onu ileriki programlarımızda veririz. Ama Aşık Veysel müthiş. Aslan yatağı boş kalmaz. Bu çok önemli. Bakın bugünkü aydınların buradan öğrenmesi gerekiyor.